Gonzo Insight bugün bizim için bir çalışma yaptı. Onun grafiğini hemen ekrana getirelim ve Onur bize bunun üzerine anlatsın. Yasak sonrası Türkiye'de Twitter ne oldu? Son kaç saatlik veriye baktınız? Bakabildiniz gelene şimdi kadar. Şimdi tabii sürekli güncelliyoruz. Dün gece başladık aslında biz ölçümlemeyi yapmaya. Saat ya ilk saatinde yani günün ilk saatinde 01 arasında yaklaşık 1.100.000 civarında bir tweet gelmişti önce. Normalde 10 milyon tweet atılırken yasağın ardından %30 oranında bir artış tespit etmişsiniz. Evet ve bu saat biraz önce Serdar Bey'in gösterdiği şeyle de benzer bir grafik bizim elimizde de var. %30'luk bir fazla tweet hacmi gördük biz gün boyu. Ve saat 20 itibariyle de 9 milyonu geçmişti atılan tweet. Şimdi biz normalde Türkiye'de normal bir günde, yani çok rastlamadığımız normal bir günde 10 milyon civarında tweet görüyoruz. Bu Gezi'den önce 6 ile 8 milyon civarındaydı. Gezi ile beraber 13 milyonlara kadar çıktı günde Gezi sürecinde. 31 Mayıs günü 24 milyon tweet tespit ettik. Evet, ben de bir şirketle beraber bir araştırma yapmıştım da yani en dramatik artışta şurada hatta notlarımdan bakıp söyleyeyim. Şimdi farklı kullanıcılar 29 Mayıs'ta örneğin 29 Mayıs 2013 tarihinde Gezi olaylarının başlamasından bir gün önce 1.819.000 kişi varken 30 Mayıs'ta 2.875.000'e, 31 Mayıs'ta 3.874.000'e, 1 Haziran'da 4.775.000'e sonra 5, 6, 7, 8, 9 gidiyor. Mesaja dedi 7 milyondan önce 15'e sonra 18'e çıkıyor. Ya biz Gezi sürecini 1 Haziran'da 18 milyon mesaj. Evet biz 31 Mayıs'ta 24 milyon mesaj ölçtük. Tabii bu ölçümleme sistemleri farklı farklı sonuçlar verebiliyorlar. Filtreleme becerilerini biz Insight'a da kullanıyoruz. Çok da güvendiğimiz bir yazılım. Burada biz Gezi sırasında 24 milyon tweet tespit ettik. Aktif olarak mesaj atan insan sayısı da 1 milyondan 2,5 milyona çıktı. Hı hı. Yani Türkiye burada bir şey öğrendi. Biz eğer medya baskılanırsa, haber alma hakkımızı kullanmazsak kendi aramızda haberleşiriz'i söyledi. Şimdi de bundan vazgeçmeyeceğini, vazgeçmek istemediğini kanıtlıyor evet, aslında bu dünkü olanla. Çünkü iletişim sürecinin çok böyle temel bir tanımı vardır. İletişim geri döndürülemez bir süreçtir. Yani macun tüpten çıktı. Dolayısıyla hem konvansiyonel medya araçlarına güven azaldı. Onların tekrar güven kazanması gerekiyor. Yani siz de burada bir vaha yaratıyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da biz zaten kendi kendimize birbirimize haber verir ve birbirimize bir şeyler öğretebiliriz insanlar anladılar. Biz 2012 yılında Dahan Irak'la beraber Türkiye ve Sosyal Medya diye bir kitap çıkardık. Bu tamamen Türkiye'deki siyasi Twitter gündeminin bir yıl boyunca irdelenmesi üzerineydi. O dönemde yani 2011 yılı boyunca toplam sosyal medya gündeminin sadece %15 ile 20 civarı siyaseti kapsıyordu. Moda blogları vardı, moda yazarları vardı, işte yemek tarifleri, futbol bloggerları vardı ve bunlar yoğun konuşuluyordu. Gezi'den sonra... Çok özür dilerim, lafını unutma. 2011 tarihinin şu açıdan da önemi var. 22 Ağustos 2011'de dünyanın en geniş katılımlı internet sansür karşıtı eylemde Türkiye'de gerçekleşti. İstanbul merkezli ve birçok farklı şehirde yani aslında dünyanın birazcık... Baharının ardıdır aynı yıl. Aynen yani, öyle. Hassasiyet biraz kitlesel hassasiyet o dönemde başladı. Tabii yani Twitter kullanımında tabii kültürleniyoruz. Biz de dışarıdan bir şey görüp alıyoruz. Ve bizim de kırılma noktamız Gezi oldu. Şimdi ne oluyor? İşte bu mesela bizim daha önce yaptığımız bir araştırmada genç yetişkinler üzerine bir firmaya yaptığımız araştırmada Gezi'den önce aynı grup ne kadar tweet atıyormuş? Gezi sürecini çıkartarak bakıyoruz. Gezi'den yani Temmuz'dan sonra ne kadar tweet atıyormuş diye baktık. Orada da 1,5 kat yukarı çıktığını gördük. Aynı grubun mesaj atarken ve bunlar yeni mezun olmuş insanlar. Yani burada bir şey var. Anlaşılması gereken bir şeyler var ortada. İnsanlar artık şey yapıyor. Mesela dün gece ne konuşuldu? Baktık. Yani bu %30'luk artış ne söylüyor? Herkes şey mi yaptı, tepki mi gösterdi? O tepkiler her gün gösteriliyor başbakana. Fakat insanlar DNS ayarlarını nasıl değiştireceklerini anlattılar. 600 bin tane, 550 bin tane öyle tweet atılmış. Evet, DNS ayarları nasıl değiştirilir? Ya bu arada diğer şehirleri bilmiyorum da İstanbul'da sokaklarda ilanlar var. DNS ayarları nasıl değiştirilir diye insanlar afişler yapıştırdılar. O verdiğimiz rakamların içinde o tweetler de var zaten. Ya kendisi değiştirdi. Hayır, afiş var. Duvara yapıştırdılar. Duvar yazıları yapmışlar. O afişin fotoğraflarından bahsediyorum. O paylaşımın içerisinde o da var. Şimdi bu 8888 8888 8844 tweet'i
36.500 defa bu paylaşılmış. Google'ın DNS adresleri. Evet. Bu VPN önerilmiş. 114 bin defa. Bunlar saat 20'ye kadar bugün. HuffPost Shield 58 bin defa anıyorum. Tor'a girilmesi önerilmiş. Yani Deep Web. Ve 22.400 mesajda, burası çok kritik. Hükümetin tapeleri ortaya çıkmasın diye bu yasağın getirildiğini insanlar söylüyorlar. Şimdi biz bu tapelerle ilgili konuşurken hukuki mi değil mi? Usule uygun mu değil mi? Yani vatandaş olarak biz bunu konuşmayız. Bunu hukukçular konuşur. Mahkemeler konuşur. Biz hakikati ararız. Yani insanlar neymiş, gerçek neymiş diyoruz. Ve siz bunu baskılayamazsınız. Bilgi öyle bir şey değil. Bilgi ulaşılır bir şey. Şimdi bu bilgi ulaşılır bir şey meselesinden biraz gidelim. Şöyle bir kanaat var. Bu tapeler ortaya çıkıyor. Bunlar Twitter'da yayınlanıyor. Ama Twitter'a girenler sadece belli bir kesim, işte şehirlerde yaşayanlar, beyaz yakalılar ve onların arasında kalıyor. Onlar zaten AKP'nin doğal muhalifi, dolayısıyla çekirdek oy veren kitleye ulaşmıyor. Onların kanaatlerini değiştirecek hiçbir şey ortaya çıkmıyor diye muhalifler umutsuz bir tablo çiziyorlar. Ezberden yorum yapma alışkanlığımızın tekrar ortaya çıktığı şeylerden bir tanesi. Pazartesi günü Twitter Türkiye bir istatistik ortaya koydu. 45 yaş üstü Twitter kullanıcılarının, toplam Twitter kullanıcılarının arasındaki oranının %18 olduğunu açıkladı. 35 yaşa gittiğimiz zaman daha da büyük. Çok daha yukarı çıkıyor. Şimdi zaten 18-35 en ağırlıklı grup. Şimdi varsayılan şu. Hani bu köşe yazarları falan, umutsuzluğa kapılan köşe yazarları. Bunu zaten kim AKP seçmeni görmüyor diye köşe yazarları. Şunu söylüyor işte. Beyaz yakalılar, üniversite mezunları, biraz maddi durumu daha iyi olan insanlar bunları görüyor. Onlar da zaten AKP'ye oy vermiyor gibi bir varsayımla yaklaşılıyor. bu gezden önce, bizim gezden önce yazdığımız kitapta da bu vardı. Çünkü bunun şöyle bir sebebi var. Twitter İngilizce arayüzde girdi. Android telefonlar daha piyasaya çıkmamıştı. Pahalı telefonlarla Twitter'a girdi. Evet, Twitter'ın Türkiye'deki ilk dönemi budur. Ama gezide insanlar sadece buradan haber alabilmek için artık nereden Twitter'a ulaşabiliyorlarsa oradan ulaştılar. Birçoğumuzun babası Twitter'a girdi yani. Biz, ne oluyormuş İstanbul'da diye öğrenmek için. En azından çocuğuma ne oluyor diye öğrenmek çocuğuma için. Çocuğuma ne oluyor diye öğrenmek için. Yani biz burada işte telefonla konuşurken diyorum yani ne oluyor, acayip bir şeyler oluyor İstanbul'da diye anlatıyorum. Ne oluyor ki falan diyorlar. İşte ondan sonra bu insanlar nasıl haber alacaklarını öğrendiler. İşte bugün nasıl DNS değiştirmeyi öğrendiysek, yarın herkesin telefonunda nasıl VPN olacaksa, o zaman da Twitter öğrenildi. 2,5 milyon insanın mesaj attığından bahsediyoruz. Yani bir gazetede haber çıkmıyor. En çok satan gazete kaç satıyor Türkiye'de? Kaç kişiye ulaşıyor? Yani konuşuyoruz. 2,5 milyon insan mesaj atıyor burada. Hani bir de şu var. Markalar benim müşterim ne hakkında konuşuyor diye gelip bana soruyorlar. Nelerle ilgilenirler? Bize niçin kızabilirler? Alışkanlıkları neler? Ama siyasetçiler yasaklamaya çalışıyorlar. Seçmen de sizin müşteriniz. Sorsanız da bunlar ne istiyorlar? Bu insanlar bizden ne istiyor? Talepleri nelerdi diye sorsanız da onun yerine yasaklamayı tercih ediyorlar. Ama Türkiye böyle çok gitmez yani. Bir küçük reklam arasından sonra devam edelim.